Dünyanın teknoloji devi Japonya, son günlerde tarihinin en büyük afetlerinden biriyle daha uğraşıyor. Yerkürenin en hareketli deprem kuşağında yer alan ülke, her ne kadar depreme karşı tedbirlerini olabildiğince almışsa da, Japonya'da bu sefer yıkımı getiren deprem değil de tsunami oldu. ...11 Mart günü 9 büyüklüğündeki depremle sallanan ülkede, insanları korkutan, şiddetle sallayan bu deprem değil de depremin takipçisi tsunami'ydi. Ve Japonların korktuğu gibi de oldu. Ölüm ve yıkım depremin ardından oluşan tsunami ile geldi. Japonya, bugün gelinen noktada yaşanan bu büyük yıkımın hasar tespitini dahi yapamamışken, yaşanılan doğal afet artık teknolojik bir felakete dönüşmüş durumda. Bu teknolojik felaketin adresi ise ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Fukushima nükleer santrali. Santralde meydana gelen patlamalardan ötürü reaktörlerde oluşan radyasyon sızıntısı, ülke, bölge ve dünya için büyük bir tehlike oluşturuyor. Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda maruz kaldığı atom bombası faciasından sonra bugün maruz kaldığı en büyük doğal afet ve beraberindeki nükleer felaket karşısında dünyadan yardım bekliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da Japonya'nın maruz kaldığı bu felakette ülke halkına yardımcı olmak için afetin ikinci günü yani 12 Mart'ta Japonya'daydı. Acil yardım ve uzak doğu masası görevlilerinden oluşturulan öncü ekibin ülkede ilk yaptığı iş, yaşanan afetin boyutlarını öğrenmek ve yapılabilecekleri araştırmak oldu. Direkt Tokyo'ya uçak bulamadığımız için Osaka şehrine gitmiştik buradan. 11 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Osaka'ya vardık. Osaka'ya vardığımızda saat 5 civarıydı. Tabii Osaka güneyde olduğu için, deprem bölgesine ve tsunami bölgesine uzak olduğu için Osaka'da hiçbir şey hissedilmiyordu. Hayat gayet normal devam ediyordu. O gece biz Osaka'da geçirmiştik. Ertesi sabah Osaka'dan Tokyo'ya hızlı trenle geçmiştik. Tokyo'ya indikten sonra artık depremi veyahut da tsunami hissetmeye başladık. Çünkü Tokyo'da sokaklar bomboştu. Yani bizim beklediğimiz Tokyo'da çok yoğun bir trafik olur. Tren istasyonundan otele veyahut da bizi alacak arkadaş nasıl alır onu beklerken sokaklar gerçekten bomboştu. İnsanlar pek yoktu sokaklarda. Yani çok acayip durumla karşılaştık. Dükkanların birçoğu kapalıydı. Yani çarşı pazarın birçok yeri kapalıydı. Ekiplerimiz her türlü riskin yaşanabileceği felaket bölgesi Japonya'ya ulaştığında ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşları ve hatta imkanı olan Japonlar ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın etmiş durumdaydılar.
Ülkeye depremle gelen nükleer felaketin korkusu sosyal hayatı durma noktasına getirirken ekiplerimiz hem para bozdurmada hem de tsunami bölgesine ulaşmak için araç bulmakta büyük zorluklarla karşılaşıyorlardı. Depremden dolayı araçlara büyük bir yoğunluk vardı, kiralık araçlara karşı. Ve oradaki İbrahim kardeşimizin aracıyla işimizi görmeye karar verdik. Aracı bulduk, bu sefer benzin sıkıntısı baş gösterdi. Tokyo içerisinde de bu dahil olmak üzere. Çünkü enerji kaynakları tamamen, enerji kaynaklarını Japonya nükleer santrallerden sağlıyor. Bir ada ülkesi olduğu için. 6 tane reaktörün zarar görmesi ilk günlerde hemen sıkıntıyı gün yüzüne çıkardı. Benzin olan bazı yerlerde elektrik olmadığından dolayı pompalar çalışmadı. Tsunami bölgesine gitmek için araba bakmaya başladık, araba aramaya başladık, para bozmaya çalıştık. Yani Japonya gibi yerde ilk karşılaştığımız şey, para bozamıyoruz. Yani para bozacak yer bulamıyoruz. Türk konsolosluğu aracıyla bir yere gittik. O da pasaportlarımızı bırakarak, işte kimliklerimizi bırakarak, ehliyetlerimizi bırakarak ancak belli bir miktar para bozabildik. Birçok yere gittik ama araba bulamadık. Özellikle deprem bölgesinde kimse araba göndermiyor. Tsunami bölgesinde kimse arabasını göndermek istemiyordu. Orada bizi karşılayan Türk arkadaşlar da Selim Bey'in arabasıyla artık en son onun arabasıyla bölgeye gitmek zorunda kaldık.